Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Zenodoke Showcase yapacağım. Tam olarak boss farm için bir Bloodline. Çünkü modunu açtığınız zaman CS çok fazla vuruyor ve bosslar da göstereceğim zaten size de. Hem hiç uzatmadan ilk skilliyle başlayalım arkadaşlar. İlk skilli Doke Style Blood Rain. Skilleri bence çok iyi değil fakat yine de göstereyim. Böyle. 9200 drop. Sonra da 15.000 mi ne patlama damage veriyor, altta göremedim toplam damage'ini söylüyor ama bir daha atacağım. Skill'i 25 saniye cooldown'a sahip ve 20.000 chakra istiyor. Hemen atalım. 24.000 damage var, 24.283 damage var toplam. İkinci skill'ine geçelim. Doki Style Dragon Bombs. Yine 20.000 chakra istiyor ve 25 saniye cooldown var. Üç bin vuruyor. Gayet iyi. Üçüncü skill'e geçelim. Üçüncü skill Doki Style Reality Drive. 25.000 chakra istiyor ve yine 25 saniye cooldown var. Böyle. 48.000 damage var. Mesela envan kombosundan sonra bu atılabilir. Sonra da bu atılabilir. Envanla birlikte. Tarzı. Güzel bir bulutlayın. Bundan sonra modunu açalım. Ultisini bir daha göstereyim bir de son olarak. Böyle. Bu arada normalde 69.000 damage yok. Bir tane şey 23.000 vuruyor. Bu üçüne toplam 69.000 liraya alan damage veriyor. Haberiniz olsun. Hem modunu açalım. İlk modu böyle. Elinizde işte şeydeki Kagunelerden oluyor. Nedir adı? Unuttum animenin adını. Tokyo Ghoul'daki şeyin Eto'nun ilk versiyonunun Kagunesi oluyor. Baykuş'un. Böyle. Bloğu böyle gözüküyor. Envanları da böyle. İğrenç bir ses çıkartıyor. 2600 çakra, 2400 ninjutsu, 2800 taijutsu ve 2500 HP veriyor. CS'ini atayım. Burada damage'i çok iyi göremiyorsunuz. Normalde 49.000 vurmuyor tabi. Göstereceğim boss'ta. Boss'ta daha iyi anlaşılır. CS böyle. 30 mu? 40 saniye mi ne cooldown var? 30 galiba, 35 falan. Q'su böyle. 45.000 vuruyor. Gayet iyi. Ya bilmiyorum, bence çok PP şeyi değil. E'si yok. Q'ları böyle. Sadık CS'de böyle. Tabi burada niyeyse bug'a girdiği için az vuruyor. Benim gibi boss'ta daha iyi göstereceğim. O zaman ikinci moduna bakalım. İkinci modu 2900 çakra, 2800 ninjutsu, 2800 taijutsu ve 2600 HP veriyor. Otodoji falan var mı? Hiçbirini bilmiyorum gerçekten. Envanları böyle. Eto'nun tam formuyla vuruyor. Şöyle gözüküyor. Çirkin. Envanları 13.000 vuruyor. Hatta şeyden deneyelim. 13.923 vuruyor. Saat Q'su yine aynı. Bu sefer 80.000 vuruyor ama. Saatlik CS de yine aynı. Ne kadar vurduğunu yine bakarız. Skill damage arttırıyor mu acaba mutlaka? Hiç denemedim. Yok, arttırmıyor. Normal. Tamam. O zaman şu ultisini bir daha deneyelim. Bence ikinci modu boss için falan güzel değil. Damage'i yine iyi de. Birinci modun ben daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Öyle. Şimdi atalım o zaman satkıcısına. Bin vuruyor şeyde.
Şimdi normalde de deneyelim. Şu modu kapatalım. Ben hemen gösteriyorum. Sıyorum. Gördüğünüz gibi 528.000 damage var. Normalde damage böyle. Bakalım ne kadar vuruyor. Aynı damage mi vuruyor? Evet. Aynı damage vuruyor. Skillerinin çok vurduğunu düşünmüyorum. Fakat belki combo olabilir. Emin değilim. Tamamen oynayışınızla bağlı bence. Onun dışında benden istediğiniz başka Bloodline'lar varsa yorumlara yazın. O Bloodline'lara göre belki yapabilirim. Mesela Araha Kijoke yapabilirim. Raikan Shizune yapabilirim. Fullersem. Akumaları yapabilirim. Başka ne yapabilirim? Ya bazıları dışında hepsini yapabilirim arkadaşlar. O yüzden eğer yapmamı istediğiniz bir tane varsa bana söyleyin. Yapayım. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. O zaman videoyu kapatayım. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Dediğim gibi bana söyleyin yani hangisini istediğinizi. Ona göre onun videosunu çekmeye çalışırım. Bu Xenodokey'i de bir arkadaşımız istemişti. Hatta isteyen kişinin ismini de söyleyeyim. Lix diye bir arkadaşımız istedi benden. Xenodokey'i tanıtmamı. Ben de direkt gördüm anda çekeyim dedim. Zaten çünkü uzun süre video atmıyorum. Sizin bana şunu çeker misin, bunu çeker misin dediğiniz zamanlarda ya da video istediğiniz zamanlarda hoşuma gidiyor. Ben de çekiyorum o yüzden. Mesela bundan önceki videoyu da başka bir arkadaşımız için atmıştım. Onun adını söyleyeyim. OX PUBG diye bir arkadaşımız abi şimdi live videosu gelecek mi yazmıştı. Ben de kırmayayım çekeyim diye çektim. Öyle yani. Normalde çekmeyecektim. Çekecek video yoktu çünkü yani. Daha doğrusu Bloodline ne tanıtabileceğimi bilmiyorum. Neyi tanıtacağımı bilemiyorum. O yüzden. Eğer Minakaze'yi tanıtmamı çok isterseniz Minakaze'yi maxlarım. Ya da başka bir Bloodline'i tanıtmamı isterseniz onu maxlarım. Fakat yeni gelen eventlardaki limited Bloodline'ların çoğu yok. Haberiniz olsun. Dediğim gibi yorum yapmayı, abone olmayı, beğenmeyi falan unutmayın. Klasik YouTube repliğim olsun. O kadar. Bay bay.